Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi aracılığıyla birinci dönem fizik full tekrar videosuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşım, konularıma geçmeden önce Dinamo serisindeki soru bankamdaki tüm soruları lütfen çözmeyi unutma. Bunlar sana tekrarda çok fayda sağlayacaktır. Dostum, eğer hazırsan hadi gel tekrar videomuza başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar, biz bu dönem hangi konuları gördük? Elektrik ve manyetizma gördük. Basınç gördük. Bir de kaldırma kuvveti konularını gördük sevgili arkadaşım. İlk olarak elektrik akımıyla başlayalım. Bir tekrarlayalım bakalım neleri hatırlıyoruz? Bir iletkenin birim kesitinden birim zamanda geçen yük miktarını ne diyorduk arkadaşım? Elektrik akımı diyorduk. Elektrik akımını I ile gösteriyoruz. Birimi amperdir. Elektrik akımının yönü elektronların hareketine zıttır diye bahsetmiştik. Ampermetre ile ölçülür. İç direnci çok küçük olduğundan da ampermetreyi ne yapıyorsun devreye seri bağlıyorsun. Sevgili arkadaşım bakınız burada elektronlar ve protonlar temsil olarak gösterilmiş. Nedir? Elektronlar sol tarafa doğru hareket ettiği için akım yönümüz nereye doğru? Sağ tarafa doğru. Tekrarlıyorum. Elektronların hareketine ters yönde olacak elektrik akımı. Elektrik akımını bulurken arkadaşlar I eşittir Q toplam bölü T ifadesini kullanıyoruz. I burada akımı temsil ediyor. Birimi amperdir. Q yük demek kulomb. T de süre yani saniye. Kulomb bölü saniye ampere eşittir diyoruz. Bir iletkenin S kesitinden 2 saniyede 16 kulombluk toplam yük geçiyor. Buna göre oluşan elektrik akımının yönü ve değerine bak. I eşittir Q toplam bölü T toplam 16 geçiyormuş. 2 saniyede ne kadar? 8 amper olacak. Şimdi bakıyorum. Elektronlar nereye doğru hareket ediyor? Sol tarafa doğru hareket ediyor. O zaman akım yönü nereye doğru olacak? Sağ tarafa doğru olacak. Bir yönünde 8 amperlik bir neyim oluşması lazım? Akımın oluşması lazım diyorum. Cevabım B seçeneğidir. Direnç nedir? Direnç bir iletkenin akıma karşı gösterdiği zorluğa denir sevgili arkadaşım. R ile gösterilir ve birimi ohmdur. Bakınız bunlar günlük hayatta kullandığımız dirençler bu da gösterimi sevgili arkadaşım. Peki bir de bu dirençleri bağladığımız teller var. O tellerin de bir direnci var sevgili arkadaşım. Telin direncini R eşittir. Rho L bölü S ifadesiyle buluyoruz. Burada R dediğim şey telin direnci. Rho nedir hocam? Telin cinsi. Hangi tür telden yapıyorsun? Bakır, alüminyum, altın hangisinden? L telin boyunu, A da telin kesitini ifade ediyor sevgili dostum. Peki sıcaklık artarsa ne olur? Direnç genellikle artar diye de not düşmüşüz. Sevgili arkadaşlar, devrelere geçmeden önce devre elemanlarını tanımamız lazım. Mesela voltmetre. Ne iş yapar voltmetre? Bir devre elemanının uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer. Burada temsili olarak bir voltmetre göstermişim. Voltmetreyi devrede V şeklinde ifade ediyoruz. Ampermetre nedir? Ampermetre devreden geçen akımı ölçen devre elemanıdır arkadaşlar. Bunu da devrede yine yuvarlak içi A şeklinde ifade ediyoruz. Reosta. Nedir reosta arkadaşım? Devreden geçen akımı arttırıp azaltmaya yarayan devre elemanıdır. Sen bunu günlük hayatında çok çok kullanıyorsun. Mesela arabaya bindin müzik açacaksın. Müziğin sesini açmak istiyorsun. Sesini açmak için düğmeyi çevirdiğin anda ne yapıyor? Ses yükseliyor. Akımı arttırmış oluyorsun. Böylelikle ne yapıyorsun arkadaşlar? Daha yüksek seste müzik dinleyebiliyoruz. Ya da mesela bazı evlerde spotlar var. Spotların daha parlak ya da daha sönük yanmasını istiyoruz. Yine ne yapıyorsun? Reos'ta kullanıyorsun orada arkadaşım. Peki diyot diye bir şeyden bahsedeceğim. Diyot nedir? Tek yönde akım geçiren devre elemanıdır arkadaşlar. Her zaman artıdan gelen akımı geçirir ama eksiden akım gelirse geçirmez arkadaşlar. Bir başka deyişle akımı yönlendiriyor sevgili dostum diyotlar. LED'ler mesela ışık yayan diyotlardır. Bir çeşit diyottur LED'lerde. Günlük hayatta kullanıyorsun. Üreteç dediğimiz şey devreye enerji sağlayan devre elemanıdır arkadaşlar. Piller gibi, akü gibi ne yapıyor devreye enerji sağlıyor. Şimdi bir ohm yasamız var arkadaşlar. Ohm amca demiş ki bir direnci kalkıp bir pile bağlarsak direncin üzerinden akım geçer. Ve direncin uçları arasında da bir potansiyel fark oluşur. Bu potansiyel fark arkadaşım V eşittir I çarpı R ifadesiyle bulunur. Burada V potansiyel fark volt. I akım amper, R de direnci temsil ediyor sevgili arkadaşım. Volt ve akım doğru orantılıdır çünkü direnç değeri sabittir. Arkadaşlar biz dirençleri seri ve paralel olmak üzere iki şekilde bağlıyorduk. Seri bağlamak ne demek? Dirençlerin asker sırası olacak şekilde dizilmesi demektir. Şekilde olduğu gibi. Bak R1, R2, R3 dirençleri var. Bunların yerine koyabileceğin bir tane direncin olsa bu direncin adına da eşdeğer direnç diyoruz. R eşdeğer R1 artı R2 artı R3 ifadesiyle bulunur sevgili arkadaşım. Ve sen kalktın bu dirençleri bir pile bağladın. Pile bağladığın zaman devreden bir akım dolanıyor arkadaşım. Bu devreden dolanan akım değeri her dirençten eşit miktarda geçer. Dolayısıyla tüm direnç değerlerindeki akımlar birbirine eşit olacak. Ancak potansiyeller dirençlere göre değişecek. V1, V2, V3 olacak şekilde. V toplam V1 artı V2 artı V3 şeklinde bulunur sevgili arkadaşım. Paralel bağlamada durum nasıldır? Paralelde R1, R2, R3 merdiven şeklinde bağlıyorsun dirençleri hatırla. Ve burada da 1 bölü R eşten bahsediyorduk. 1 bölü R eş, 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 ifadesiyle eş değer direnci bulmaya çalışıyorduk. Burada arkadaşlar paralel bağlı devrelerde en kritik nokta potansiyeller pilin potansiyeline eşittir. Yani direncin potansiyel farkları neye eşit olacak? Pilin potansiyeline eşit olacak. Akım dirençlerle ters orantılı olarak paylaştırılacak. Yani R1 ve R2'nin büyüklüğüne göre I1 ve I2'yi tayin ediyoruz. Böylece toplam akım I1 ve I2'nin toplamları kadar oluyor diyoruz. Hemen bir soru soralım. Şekildeki devre parçasının KL uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? Önce neye karar vereceksin? Bu dirençler nasıl bağlı? Arkadaşım bunlar asker sırası. Asker sırası olduğuna göre düzgün bir şekilde yani seri şekilde bağlı. O zaman bu 3 tane direnci toplayacağız. 5 artı 3 artı 2'den toplam 10 ohmluk bir eşdeğer direncimiz vardır diyoruz. İkinci soruya baktığımda bunlar da merdiven şeklinde bağlanmış. 12, 6 ve 4. Bu sefer ne yapacağız? 1 bölü R eş, 1 bölü 12, 1 bölü 6 ve 1 bölü 4 olacak şekilde bağlıyorsun. 1, 2, 3. Yani 6 bölü 12, 1 bölü 2. Bu şekilde bırakmıyoruz. Çünkü 1 bölü R eş 1 bölü 2. Ben R eşi soruyorum. Ters çeviriyoruz. Yani takla attırıyoruz. Buradan R eş değer 2 ohmdur diyoruz. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşım. Evet arkadaşlar üreteçlerin tükenmesi diye bir olay. Çok akım veren üreteç kısa sürede az akım veren üreteç uzun sürede kullanılır. Şimdi sevgili arkadaşlar bazı piller seri bazı piller de paralel bağlanır. Eğer piller seri bağlanıyorsa daha çok akım çekilir. Dolayısıyla piller çabuk tükenir. Piller paralel bağlanıyorsa ...her pilden çıkan akımlar azar azar olacağı için... ...daha uzun süre dayanır diyeceğiz. Elektriksel güç, elektriksel enerji bunlar neydi hatırlayalım. Arkadaşlar mesela lütfen herkes bugün evinde... ...elektrik sayacındaki faturasından bir tane örnek varsa baksın. Orada elektrik sayacında size fatura gelirken... ...bir hesaplama aracı var. İlk endeks, son endeks diyor. Kilowatt saat cinsinden verilmiş. Bir de e, burada arkadaşlar harcadığımız enerjilerden bahsediyor. Yani ilk endekste diyelim ki 120 kilowatt saatlik enerji harcamışız. Diğerinde ise işte son endekste de 200 kilowatt saat harcamışız. Arada 80 kilowattlık harcamamız olmuş. Buna göre de bir birim fiyat üzerinden bizi faturalandırıyorlar. Lütfen bunu evde deneyin. Şimdi enerji I kare RT formülüyle bulabilirsin. V kare bölü R çarpı T ile bulabilirsin. Ya da V çarpı I çarpı T ile bulabilirsin. Gücü nasıl buluyorsun? I kare R, V kare bölü R, V çarpı I ifadeleri buluyorsun. Yani hocam aslında E dediğimiz şey güç çarpı zaman ifadesidir diyoruz. Lamba parlaklığına gelecek olursak, lamba parlaklığı lambaların gücü ile doğru orantılıdır. Buradaki güç ifadelerini parlaklık için kullanıyoruz arkadaşlar. Şekildeki elektrik devresinde 3 ohmluk direncin 4 dakikada yaydığı ısı enerjisi kaç jüldür demiş. Şimdi arkadaşım öncelikle 3 ohmdan ne kadar akım geçiyor onu bir değerlendirelim. Şimdi şu iki arkadaşın eş değerine baktığımız zaman R eş değer pratik yöntemimiz vardı çarpımları bölü toplamları 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 yani 18 bölü 9'dan 2 ohm. Burası 2 olmuş arkadaşım. 6 ile 2'nin toplamı da 8 olacağı için ve v eşittir i çarpı r dedik. 24 i çarpı 8 i buradan 3 amper. Benim ana kolumdan çıkan akım 3 amper arkadaşım. Sonra yukarıya geliyor. Yukarıda 6'dan 1 amper 3'ten de 2 amper geçmeli. Hocam nasıl dağıttın? Dirençlerle ters orantılı. 6, 3'ün 2 katı olduğu için İki kat akım 3'e verdim. Bir kat akım da 6'ya verdim. Okey. Sonra enerji formülünde E eşittir. I kare R T ifadesini kullanıyoruz. Buradan arkadaşım 2'nin karesi çarpı 3 çarpı. Şimdi 4 dakika demiş bu dakikayı saniyeye çevirmen lazım. 1 dakika 60 saniye 4 dakika 240. Çarpı 240 dedik arkadaşım. Buradan da 4 çarpı 720 2880 jüllük bir enerji açığa çıkar diyoruz. Cevabımız D seçeneği. İç dirençleri önemsiz özdeş üreteçler özdeş lambalarla 1, 2 ve 3'teki gibi bağlanmıştır. X, Y, Z lambalarının parlaklıkları PX, PY ve PZ ise bunlar arasındaki ilişki nedir demiş. Bak şimdi arkadaşım X'i 3 tane pil beslediğine göre X'in 3 voltluk bir potansiyeli var. Yani X'in gücü 3V'nin karesi bölü R diyeceksin. V kare bölü R güç için kullanılıyordu, hatırla. Şimdi Y'ye baktığımız zaman Y'de 1V'lik potansiyel var. Pillerden bir tanesi kadardı. O zaman PY için V kare bölü R diyoruz. Sonra arkadaşım Z'ye bakalım. Bunlardan birini eleyebilirsin. V'ye V bunlar. Toplam 2V olduğu için Z'de de 2 tane ampul var. V'ye V paylaşıyorlar potansiyeli. PZ Yine v kare bölü r oldu. O zaman buradan ne ortaya çıktı? X'in parlaklığı en fazla y ve z eşit. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir diyorsun. Evet sıra geldi mıknatıslara. Mıknatıslık ve manyetik alandan bahsedelim. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere ne diyorsun? Mıknatıs diyorsun. Mıknatısın bir n kutbu var bir de s kutbu var. Ama tek kutuplu mıknatıs olmaz. Ve biz 3 çeşit mıknatıstan bahsedeceğiz. Bak çubuk mıknatıs, U mıknatıs bir de pusula ibresi. 3 tane benim mıknatısım var diyorum. Şimdi arkadaşlar manyetik alan çizgileri diye çizgilerimiz var. Bunun deneyini belki yapmışsınızdır. Yapmayanlar için söylüyorum. Arkadaşlar bir kağıda A4 kağıdın üzerine demir tozlarını koyun. Alt tarafa da bir tane mıknatıs yerleştirin. O mıknatısı bir süre bekledikten sonra Demir tozlarının böyle çizgiler halinde olduğunu göreceksiniz. YouTube'da da videoları var zaten. Sevgili arkadaşlar, bu bize manyetik alan çizgilerinin nasıl oluştuğunu gösteren bir deney. Siz de deneyebilirsiniz. Manyetik alan çizgileri kapalı eğrilerdir ve birbirlerini kesmeyecekler. Nereden nereye doğrudur? N'den S'e doğru olacaktır. Bir de manyetik alan neyle gösterilir? B harfiyle gösterilir diyeceğiz. Şimdi Aralarında oluşan kuvvet nelere bağlıdır arkadaşım? Bunu ne yapabilirsin? Yüklerin birbirini itmesi çekmesi gibi de düşünebilirsin. Bulundukları ortamın manyetik geçirgenliğine bağlı, kutup şiddetlerine bağlı. Bunlarla kutup şiddetleri doğru orantılı ama aradaki mesafeyle ters orantılıdır. Yani mıknatısı ne kadar yaklaştırırsan o kadar birbirini çok çeker, ne kadar uzaklaştırırsan o kadar az çeker. Bunu sen de biliyorsun. Mesela buna göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bak şimdi. Sevgili arkadaşım, iki tane mıknatıs vermiş. Bir de nedir? Manyetik alan çizgilerini göstermiş. Nereden nereye doğruydu? N'den S'e doğruydu. Burası N, burası da S olacak diyeceksin. Önce bunları yerleştir. Sonra şıklara bakalım. Mıknatısın bir numaralı bölgesi nedir? Bakıyorum S. O zaman yanlış. Mıknatısın iki numaralı bölgesi S'dir. Bakıyorum evet S'dir doğru. Mıknatısın bir numaralı bölgesi S'dir. Evet hemen gösterdik. Mıknatısın iki numaralı bölgesi N değil S'dir arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneği olmalıdır diyoruz. Arkadaşlar akım ve manyetik alan. Şimdi Düz tel düşünün. Düz telden bir akım geçiyor, tamam mı? Bu düz telden akım geçerken, bunun etrafında bir manyetik alan oluşur. Siz bu konuyu 11. sınıfta göreceksiniz. Ben temsil olarak gösteriyorum. Formülde o yüzden verdim zaten. Baş parmağını telin üzerine koydun, akım yönündeki telin üzerine koydun. Ne olacak arkadaşım? Telin etrafında sarmaladığımız zaman parmaklarımızla bakınız, akım yönü ve manyetik alan yönünü ne yapıyoruz? Temsil olarak göstermiş oluyoruz. Manyetik alan nedir? Sağdan sola doğru. Yani sağ taraftan içe, sol taraftan dışa doğru olacak şekilde. Akım yönü de yukarı doğru telin akım yönü. Ve sevgili arkadaşlar burada biz manyetik alanı 2 ki bölü D ifadesiyle buluruz. Tekrar söylüyorum 11. sınıfta. Bunları daha net göreceksiniz, daha ayrıntılı. Ben şimdi öyle sadece bir fragman olarak gösterdim. Üzerinden akım geçen bir telin etrafında manyetik alan oluşur. Manyetik alanın büyüklüğü uzaklıkla ters akımla doğru orantılıdır. Bak akım pay, pi, uzaklık payda. Payda artarsa manyetik alan azalır. Pay artarsa manyetik alan artar. Buradan mantığı kurabilirsin. Oluşan manyetik alan yönü sağ el kuralı dediğimiz kuralda bulunur. Az önce de bulmuştuk. Bobin arkadaşlar. Diyelim ki burada benim kalemime biz ne yaptık? Tel sardık, bobin sardık. Ve dört parmağımızla arkadaşlar akımın yönünü belirlerken... ...baş parmağımızda manyetik alan yönünü belirliyor. Ve burada mesela... Artıdan eksiye doğru şöyle akım geçtiğini söyleriz. Buradaki anahtarı kapattığımızı düşünün. Akım i yukarı doğru. O zaman dört parmağımın yönünde akım olacak. Baş parmağımda manyetik alanı gösterecek. Benim burada sol tarafa doğru bir manyetik alanım olduğunu söyleyeceğim. Akım ile doğru orantılıdır. Sarım uzunluğu ile ters orantılıdır sarım sayısı ile yine doğru orantılıdır. Tekrar söylüyorum. Buradaki formül seni ilgilendirmiyor 9. sınıfta. 11'de ilgilendiriyor. Sadece nereden geldiğini gör diye orada bu formülü koydum. Evet, elektrik ve manyetizma konusu burada bitti. Ufak bir tekrardı, güzel bir tekrardı. Lütfen sen de sorulara bunu destekle. Sıra geldi basınç konusuna. Arkadaşım, biz basıncı katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Katı basıncı dediğimiz şey nedir? Cismin ağırlığından dolayı yüzeye dik uyguladığı kuvvettir. Ve P eşittir G bölü S ifadesiyle bulunur sevgili arkadaşım. Burada P basıncı temsil ediyor. Birimi Pascal, G ağırlık, birimi Newton, S yüzey alanı metrekare. Ve katıların ağırlıklarından dolayı zemin uyguladıkları kuvvettir dedik. Bu arada Katılarda basınç kuvveti diye bir şeyden bahsedeceğiz. Katının basınç kuvveti dediğimiz şey nedir arkadaşım? Katının ağırlığıdır. Yani basıncı oluşturan kuvvet nedir? Ağırlıktır. Katının ağırlığıdır. Katılarda zemine yapılan basınç kuvveti cismin ağırlığına eşittir diyoruz. Hadi bir soruyla taçlandıralım. Kesit alanları S ve 2S olan türdeş ve içi dolu KLM cisimleri şekildeki gibi üst üste konulmuştur. Cisimler özdeş olup K'nın L'ye yaptığı basınç P'dir. Buna göre K artı L'nin M'ye yaptığı basınç P2, K artı L artı M'nin yere yaptığı basınç P3'tür. Bunların P cinsinden değeri. Bak şimdi. K'nın L'ye yaptığı basınç. Bunların hepsinin ağırlıkları aynı. Çünkü özdeşmiş bunlar arkadaşlar. Burada yazmış. O zaman PK G bölü S. Buna P demiş. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Peki K artı L'nin M yaptığı toplam 2 G'miz var. P2 diyelim buna. 2 G bölü S. Bu arkadaşım 2 P olacak. Yukarıdakinin 2 katı çünkü. P3'e baktığımız zaman toplam ağırlık 3G oldu. Taban alanı 2S. O da 3P bölü 2 kadar oldu diyeceğiz arkadaşım. Evet katılardan ayrı bir de sıvıların basıncı vardı. Sıvılar ağırlıklarından dolayı kapta temas ettiği yüzeylere ne yapacaktır? Basınç uygulayacaktır. Bak arkadaşın sıvı basıncını ben HDG ifadesiyle buluyorum. H noktanın sıvı yüzeyine olan yüksekliği aşağı değil yukarıya doğru unutma. Bak mesela K'nın olduğu noktadan yukarı doğru. Mesela L'nin olduğu noktadan yukarı doğru. Yüksekliği alırken noktadan yüzeye olan mesafeyi alacaksın. Basıncı söylenen noktanın sıvı yüzeyinden derinliğine bağlı sıvı basıncı. Sıvının öz kütlesine bağlı, yer çekimine bağlı sıvı basıncı için kabın şekli önemsizdir diyoruz. Arkadaşlar kaplardaki sıvılar aynı ise tabandaki sıvı basınçları eşit. Yani kaplardaki sıvı yüksekliklerimiz aynı ise bakın burada gördüğünüz gibi ne olacaktır? Kabın şeklini önemsemeyeceksin. Sıvı yüksekliğine bakıp bunların aynı basıncı uyguladığını söyleyeceksin arkadaşım. Peki sıvı basınç kuvveti nedir? Hani katı basınç kuvvetini yazdık ya. Bir de sıvı basınç kuvveti var. Sıvı basınç kuvveti HDG çarpı a. Yani hocam aslında ben bunu f eşittir p çarpı a şeklinde de yazabilirim. Yani basınç çarpı yüzey alanı şeklinde de yazabilirim arkadaşım. Burada da hdg şeklinde ifade etmişiz. Pascal ilkesi diye bir ilkemiz var. Sıvılar üzerine etki eden basınç değişikliğini aynen her noktaya iletir. Buna da Pascal ilkesi denir. Hocam ben bunu nerede kullanıyorum? Arkadaşlar sanayide özellikle ağır araçların yukarı doğru kaldırıp altında motorla ilgili ya da alt tarafla ilgili herhangi bir tamirat yapılacağı zaman ne yapıyoruz? Arabaları yukarı doğru kaldırmak için kullanıyoruz. Yani kriko sistemlerinde kullanıyoruz aslında. Ağır cisimleri aşağıdan yani yerden yukarı doğru kaldırmada bu sistem çokça kullanılıyor arkadaşım. Şimdi F1 kuvvetinin S1'e oranı G'nin S2'ye oranına eşittir demişim. Çünkü aynı hizada bakın şu noktalar buralara A'ya B diyebilirsiniz. A ve B noktalarındaki basınçlar birbirlerine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Dolayısıyla F1'in s 1 e oranı G'nin s 2 oranına eşittir. Aynı hizada oldukları için. Bir soru soralım. Birbirine karışmayan D ve 2D öz kütleli sıvılar şekildeki kaplarda dengededir. X ve Y noktalarının sıvı basınçları Px ve Py ise Px'in Py oranı nedir demiş. Bak şimdi arkadaşım. İkisi de birbirine karışmıyor ama toplam basınç x'e etki ediyor. O zaman x'i yazarken x'i yazarken d öz kütleden h var. h dg artı 2h 2dg. Buradan da arkadaşlar 2h 2dg 4h dg demek. h dg ile beraber toplam 5h dg'lik basıncı var x noktasında arkadaşım. Peki y için aynısını yazalım. Bu sefer 2H çarpı D çarpı G artı H çarpı 2D çarpı G diyoruz. Burada da 4H DG'lik bir basıncımız var diyoruz. Bunları oranladığımızda arkadaşlar Px bölü Py'nin 5 bölü 4 olduğunu göreceksin sevgili arkadaşım. Evet, sıra geldi gaz basıncına. Katıyı bitirdik, sıvıyı bitirdik. Gazlar hangi kaba konursa o kabın hacminde olur. Gazlar sıkıştırılabilir. Sen de bunu biliyorsun. Sevgili arkadaşım, Torricelli deneyi diye bir deneyimiz var ve Torricelli katının basıncının olduğunu, sıvının basıncının olduğunu, gazın basıncının olduğunu öğrendikten sonra bir de açık havanın da basıncı olduğunu ne yapmak istiyor? Kanıtlamak istiyor. Ve atmosfer oluşturan gazların etki ettiği basıncı açık hava basıncı diyor. Açık hava basıncı borunun şekline ve kesitine bağlı değildir sevgili arkadaşım. Sıvının cinsine bağlı, ortam sıcaklığına bağlı, ortamın denize olan yüksekliğine yani rakım diyoruz ya rakıma bağlı. Borunun üst kısmından başka bir gaz olup olmamasına bakın şuralar hep boş olmak zorunda. Buralar boş olmazsa ne yapamayız? Sağlıklı bir ölçüm yapamayız. Kapalı kaplardaki gazların basıncına geldiğimizde arkadaşlar kapalı kap diyoruz dikkat edin. Gaz moleküllerinin kap yüzeyine çarpması sonucu gaz basıncı oluşur. Oluşan gaz basıncı her noktada aynıdır diyoruz kapalı kaplar için. Kapalı kaplardaki gaz basıncını etkileyen faktörler nelerdir? Arkadaşlar mesela sıcaklığı arttırdınız. Sıcaklık artınca moleküller daha çok hareket edecek ve yüzeylere daha çok çarpacak. Dolayısıyla basınç artmış olacak. Ya da arkadaşım ne yaptın? Pistonlu bir kabın var. Pistonu aşağı doğru indirdin. Pistonu aşağı indirdiğin zaman hacmini azalttın. Hacmini azalttığında da yine basıncı ne yapmış oluyorsun? Arttırmış oluyorsun. Hemen bir soru. Düşey kesiti verilen şekildeki kapalı kapta x gazı, y gazı ve sıvı verilen konumda dengededir. Vana yardımıyla bir miktar x gazı boşaltılırsa niceliklerinden kaç tanesi azalır? Bak şimdi x gazını dışarıya doğru bir miktar ne yapıyoruz? Atıyoruz. Şu anda ilk durumda x'in basıncı y'den daha büyüktü en başta. Px büyük py. K ve L'nin basınçları da eşit zaten. Şimdi arkadaşım sen x gazını eğer biraz boşaltırsan Buradaki sıvı yukarı doğru hareket edecek. Buradaki sıvı ise aşağı doğru hareket edecek. Kaç tanesi azalır? Mesela X gazının basıncı azalır. Doğru. Çünkü bir miktar ne yaptın? Gazı dışarıya aldın. Y gazının basıncı Y'nin hacmi büyüdü. Hacmi büyüdüğü için yine basıncı azaldı. K ve L noktaları tabandaki basınç sıvı arkadaşlar ne yaptı? Y'deki sıvı azaldı ve PX basıncı zaten azalmış oldu. Dolayısıyla K ve L'deki basınçların da azaldığını söyleyeceğiz. K noktasının toplam basıncından bahsediyor. K noktasının toplam basıncı da azalır. Cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşım akışkanların basıncına geldik. Akışkanlarda kesitin daraldığı yerde akış hızı artar. Mesela arkadaşım bahçe sularken hortumun ucunu eğer sıkıştırırsanız kesiti daraltmış oluyorsunuz. Kesit daralınca su daha hızlı çıkmaya başlıyor. O zaman kesit alanıyla hız ters orantılıdır diyebiliriz. O zaman kesit alanıyla hız ters orantılıysa bakınız V3 V2'den V2 de V1'den daha büyüktür diyeceksiniz. Bu nedenle arkadaşlar hızın az olduğu yerde basınç fazla olacaktır. H1 yüksekliği H2'den H2'de H3'ten büyüktür. Aynı şekilde basınç da P1 büyük, P2 büyük, P3'tür diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşım. Bir diğer konu başlığıma geliyorum. Basıncı da burada bitirmiş oldum. Lütfen yine sorularla destekle. Kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti dediğimiz şey nedir? Sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Ve V batan çarpı D sıvı çarpı G ifadesiyle bulunur arkadaşım. Kaldırma kuvveti cisim tarafından yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir. FK eşittir. G kadardır diyoruz. Şimdi arkadaşlar en güzel taşırma kaplarında bunlardan bahsediyoruz. Mesela Taşırma kaplarında yüzen cisimler var, askıda kalan cisimler var, bir de batan cisimler var. Yüzen cisim deyince aklına ne geliyor? Yüzen cisimin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür. Yani burada D cisim küçük D sıvı. Ortada ise bakınız askıda ne demek? D cisim eşit D sıvı demek. Batan ne demek? D cisim büyük D sıvı. D öz kütle biliyorsun. D cisim D sıvıdan eğer küçükse yüzüyor. Eşitse askıda eğer D cisim daha büyükse de batıyor. Bu durumlarda arkadaşlar eğer cisim yüzüyorsa kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Dolayısıyla kapta ağırlaşma olmayacak. Kendi ağırlığı kadar sıvıyı taşırdığı için. İkinci durumda da arkadaşlar yine kapta ağırlaşma olmaz. Çünkü askıda kalan cisimler de kendi ağırlığı kadar sıvının taşmasını sağlıyor. Bu nedenle kapta ağırlaşma yapmıyor. Ancak batan cisimler hacimleri kadar sıvı taşırıyorlar. Hacimleri kadar sıvı taşırdıkları için de kapta ağırlaşma yaparlar. Ve ağırlaşmayı cismin ağırlığından taşan sıvının ağırlığını çıkararak buluyorsun arkadaşım. Taşırma kabına atılan cisim batan hacmi kadar sıvıyı taşırır. Taşan sıvının ağırlığı daima kaldırma kuvvetine eşittir diye de notumuzu alıyoruz bir soruyla taçlandırıyorum. Su içerisindeki şekil gibi dengede olan K L cisimlerinin batan hacimleri eşittir. Buna göre cisimlerle ilgili yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur diyoruz. Bak şimdi. Bunların ikisi de arkadaşım yüzüyor mu? Evet. Ve batan hacimleri eşit. Kaldırma kuvveti V batan D sıvı g olduğu için batan hacimleri de aynı olduğu için kaldırma kuvvetleri kesinlikle eşittir diyoruz. Bu bir öz kütleleri aynıdır. Bilmiyorum ki bunların içi boşluklu mu, değil mi, dolu mu? O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum. Sevgili arkadaşım, yüzen bir cismimiz var. Yüzen cisimlerde ne olmak zorunda? Kaldırma kuvveti ağırlık kadardır diyorduk. Dolayısıyla kütleler eşittir diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır diyoruz. Bir saç kurutma makinesinin çalışmasındaki enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye veriyoruz sevgili arkadaşım ödüllü sorumuz. Evet sevgili arkadaşlar, Tonguç Akademi ile sizler için hazırlamış olduğumuz fizik full tekrar videomuzun sonuna geldik. Domino Soru Bankası'ndaki soruları çözmeyi unutmuyorsun sevgili arkadaşım. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere.